Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz, ben Star Citizen ile ilgili videolar yapıyorum bayağıdır. Star Citizen'i takip ediyorum açıkçası, haberleri sunuyorum. Eğer siz de Star Citizen'i merak ediyorsanız veya takip etmek istiyorsanız benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üstelik eğer istiyorsanız, merak ediyorsanız Starfield ile ilgili de videolar yapabilirim. Çünkü Starfield'in çıkmasına az kaldı. Ve çıkarsa da şey yapacağım, yani Twitch'te falan yayın açmayı düşünüyorum. Ama Star Citizen'e gelince, evet, bu Alien Week, yani bugün başladı arkadaşlar. Alien Week ne oluyor? İşte Star Citizen evreninde işte uzaylılar da var. Bu uzaylıların kullandığı gemileri insanlar kopya çekti, öyle söyleyeyim. Ve onları kullanabiliyoruz açıkçası. Yani onlar satılıyor şu an, onlar tanıtılıyor. Ve gördüğünüz gibi bu sene çok çılgın renklerle satılıyor. Yani bu renkler bana göre değil ama belki aranızda sevenler var. Bence çok şey, hani ciddiyetlik biraz kayboluyor bence. Hani Star Citizen aslında böyle çok da renkli bir şey değil yani. Nasıl anlatsam bilmiyorum ama yani biraz daha ciddi olsa daha güzel. Ama bu sene değil işte bana göre. Ama eminim beğenen şeyler var, yani izleyiciler var. Ama farklılık iyi bir şey yani sonuçta. Evet, bu videoyu izleyelim istiyorsanız. Biraz yani bu sene biraz şey yaptılar. Komik bir şekilde tanıtıyorlar. Şunun şeyini bir kapatayım ben, müziğini. Böyle açalım. Are you tired of the pain of the drudgery of the boring ship? Are you waiting for your lucky day? Well, hello lucky humans. It's us. Your average friendly, Banu Suli, specializing and excelling mightily in procuring and selling of many great and amazing ships. So many good ships from alien worlds suitable for humans. Don't go there. We'll bring them to you. Comfy human seat. Not made of human, probably. Humans love breathing. Our ships full of atmosphere. Great for breathing. Your next great ship is waiting. We have it. It's right here. Come on down. Today, voted friendliest Suli. 3 years subsequent. Davian 4 Commercial Chamber. Evet. Yani aslında fena değil, güzel yapıyorlar her zamanki gibi, biliyorsunuz Star Citizen yani CIG video yapmasını biliyor, her zaman söylüyorum. Burada da ekibi görebiliyorsunuz. Evet. Yani nasıl başlasam, yani dediğim gibi çok böyle alien gemileri var, işte uzaylı gemileri falan. Bu mesela bundan bir tanesi, roller gemisi, çok hoş bir gemi gerçekten. Ama bu uzaylı gemilerde şey, şöyle bir sorun var. Yani sorun demeyeyim de şöyle bir şey var. Diğer gemilerden çok daha pahalı. Yani bu işte alien gemisi olduğu için üstüne biraz daha böyle prim katıyorlar artık. Öyle düşünün. Kesinlikle daha pahalı gemiler oyun içi veya gerçek parayla. Bu da şeymiş arkadaşlar. Yani Banu ile ilgili. Yani Banu bir ırk oluyor Star Citizen'de. Bununla ilgili bir artefakt, yani öyle düşünün. Bu tam ne? Onu bize tanıtacak mı CIG? Ufaktan bir şey yani. Mysterious bir artifact, öyle söyleyeyim. Bakalım artık. Burada şey yazıyor çünkü. But what is it exactly? Check out the upcoming lore post. Evet. Yani lore, biliyorsunuz hep lore postlarda çıkıyor. Belki de çıktı ama gelecek diyor yani. O yüzden bekleyelim bakalım neymiş. Merak ettim bunu. Bugün de Inside Star Citizen başlayacak, az sonra daha doğrusu. Onu da belki yarın, zamanım olursa yarın ben YouTube'a aktarmayı düşünüyorum. Evet, gelelim gemilere arkadaşlar. Şöyle yapalım, buradan gidemiyorsunuz. Ben o sayfayı açmıştım zaten. Evet. Yani bilmiyorum ben. Ben beğenmedim. Yani renkleri falan böyle... Çılgın bir setting yani, öyle söyleyeyim. Gemilere gelince, evet, Blade gemisi var. Yani Vandulların kullandığı bir gemi. Çok pahalı. Güzel bir gemi ama. Yani tipi falan çok hoşuma gidiyor. Yani şu an hani şöyle söyleyeyim. Alien gemileri oyun içi çok da iyi çalışmıyor. Yani hepsi iyi çalışmıyor, öyle söyleyeyim. Çoğunda bug var. Ama... Düzeltmiş olabilirler. Bayağıdır uçmadım çünkü. Denemek lazım.
Bu ara denemek dedim de hani free fly event gibi bir şey yok şu an. O birkaç hafta önce vardı zaten. Invictus vardı biliyorsunuz senede. Invictus her zaman bedavadan oynayabiliyorsunuz. Bir de hani şöyle söyleyeyim. Senede 3 kere oynayabiliyorsunuz bedavadan. Ben yanlış hatırlamıyorsam Invictus International Aerospace event oluyor. Bir de arada bir böyle şey oluyor. Özel eventler oluyor işte. Bir şey denemek isteyince yine CIG açıyor işte herkese. Bu da Banu Defender arkadaşlar. Yani Alien gemilerine çok farklı bir özen gösterdi CIG. Yani tasarımı bence çok hoş duruyor. Gerçekten oyun içi görmek de daha güzel yani. Şimdi resimlere bakınca tam anlamıyorsunuz ama oyun içindeki detaylar çok hoş gerçekten. Banu Defender'da böyle ufaktan bir savaş gemisi oluyor. Glaive var. Glaive'in tasarımı çok eski duruyor. Çünkü daha hiçbir update veya bir rework yapılmadı. Ama sanırım bu değişecek. Yani Squadron 42 için yaptılar zaten bir rework. Çok farklı duruyor yani. Daha organik bir şekilde duruyor. Sanki gemi yaşıyor yani, öyle bir şey var. Kartual gemisi. Yani oyundaki sanırım en muazzam sesleri yapan gemi bu. Yani sanki yani uçtuğunda sanki dersin bir aslan peşinden koşuyormuş gibi oluyor. Aslan gerçekten bir denemek lazım, bir deneyin. Sesler çok hoş. Bunun bir üst büyüğü var. Santokyai diyorlar. O daha da iyi bir savaş gemisi. Bu da çok çok beklenilen Banu Merchantman gemisi arkadaşlar. Büyük bir ticaret gemisi oluyor. Ama ticaret diyorum ama yine de silahları da çok feci bir şekilde güçlü yani. Yani onu bugüne kadar hala anlayamadım. Neden bu kadar çok büyük silahlar taktılar? Yani size 8'di galiba. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam. Size 7 de olabilir ama size 7 olsa bile bu da çok büyük. Yani bazı büyük savaş gemilerde bu bile yok. Ama Banu Merchantman işte Alien gemisi olduğu için CIG ne bileyim biraz ayrı bir özen gösteriyorlar. İçi çok harika tasarlandı. Yani bununla ilgili çok videolar da gördük. Inside Star Citizen'de falan tanıttılar, gösterdiler. Grey Box'ta aslında bana kalırsa bitti gemi. Sadece oyun içi mekanikleri işte bekliyorlar. Yani gelişmesini bekliyorlar. Mesela Cargo Refactor gibi şeyler mutlaka %100 çalışması lazım. Eğer o çalışmıyorsa bütün bu 2000 veya 3000 SU işte kutu falan taşıyabiliyor, düşünün. Yani bunları taşımak, yüklemek gemiye imkansız bir şey olacak. Yani oyun içi çok daha mekanikler gelişmesi gerekiyor. Biraz aksadı. Biraz öne doğru kaydı işte. O yüzden gemi de aksadı, öyle söyleyeyim. Ama göründüğüne göre bu gemi 1,5 sene içinde veya 2 sene içinde çıkmaz diye düşünüyorum. Bunlar da şey, yer araçları oluyor. Nox işte. Çok hızlı bir araç. Evet, Prowler. Bir de Dropship oluyor. Az önce de göstermiştim size. En stylish Dropship bence. Gerçekten içi çok hoş. Bir de bir stealth gemisi oluyor. Yani stealth gameplay olayı da tam çalışmıyor Star Citizen'de. Ama aslında bunun özelliği stealth dropship olması bence. Radarda çok geç gözüküyor. Bir de heavy armor var gerçekten. Şu an ama hani çıktığında herkes bunu savaş gemisi olarak kullanıyordu. Çünkü silahları da gayet iyiydi çünkü. Evet, Raylan gemisi. Bu uzaylı gemilerinden bence tasarım açısından daha en iyi gözüken gemilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkada sadece kutular var. Yani bir transport gemisi, kargo gemisi, burada yazıyor zaten cargo hauler. Böyle başka gemilerdeki gibi yani geminin içine koymuyorsunuz, dışarı takıyorsunuz. Yani bunun avantajı bir de dezavantajı oluyor. Geminin içinde olursa kargonuz biraz protected, yani biraz koruyorsunuz silahlara, ateşlere karşı işte. Yani düşmanlara karşı daha doğrusu. Ama yüklemesi daha zor oluyor. Daha uzun sürüyor. Böyle gemilerde açık olduğu için yüklemesi çok daha çabuk oluyor. Ama bu sefer eğer birisi size saldırırsa, yani shield'leriniz, kalkanlarınız bitmiş olursa, o zaman şey oluyor. Yani bütün bu kutuları falan yani damage alıyor. Uzayda falan sağa solda uçuyorlar. Evet, bu da Santokyai dediğim gemi. Military gemisi, yani savaş gemisi. 4 tane size 3 takılı galiba. Ve bu bir de Kartual'ın özelliği zaten şey, yani manevrası. Thruster'ları çok feci bir şekilde dönüyor. Aynı şeydeki gibi.
düşünün olacak. Misk, yine Misk şey diyorum, Mirai, Mirai Fury. O da çok kıvrak bir gemi, çok hızlı bir gemi. Evet, bir de Legendary Talon, gerçekten Legendary. Bu çıktığında herkes bu gemiyi kullanıyordu. Hani bunun bir şeyi de var, füze modeli de var. Yani sadece füze taşıyabilen. Bu da, bunda da iki tane size 4 takılı. Yani bu gemi çok hızlı ve atmosferde çok acayip uçuyor. Ama bunlar hepsi değişecek. Yani bu Master Mode olayı artık bu sene çıkar mı bilmiyorum. Umarım çıkar. Çünkü oyunu çok değiştirecek. Master Mode çıkınca her geminin farklı bir uçuş sistemi olacak. Öyle söyleyeyim. Yani her geminin daha çok böyle özelliği ortaya çıkacak. Evet, yine başa geldik. Banu Defender Warbond upgrade olarak sunuluyor. Bir de Banu Merchant'ten de varmış. Aynen. Und Wandel Blade. Okey. Yani almayı düşünüyorsanız Warbond biraz daha uyguna geliyor. Öyle söyleyeyim. Normalden daha uygun. İşte şu, bunlar da şu an satılan skinler, gemiler ve paketler. Yani şu armor seti gerçekten hala beğeniyorum yani. Bugüne kadar belki çıkan en iyi armor setlerden bir tanesi. Bu Prowler gemisi çıktığında bunu satıyorlardı yani, yanında satıyorlardı. Oyun içi de çok muazzam duruyor gerçekten. Çok hoşuma gidiyor bu. Talon'u da şey olarak satıyorlar. Alien Week Starter Pack olarak satıyorlar. Bunun içinde ne var? Bir bakalım. Talon gemisi var zaten. Bir de az önceki gösterdiğim bu armor set de varmış. 1000 UC'lik starter pack. Bir de bir hangar veriyorlar. Zaten bu hangar şu an hiçbir anlamı yok da ileride oyun çıkınca önemli olacak. 6 aylık bir sigorta var. Bu mesela iyi değil aslında. Daha iyi paketler de var ama sadece özel eventlerde çıkıyor. Ama şey açısından biraz iyi yani, fiyat açısından. Şöyle söyleyeyim. Pahalı. Yani sonuçta dijital bir ürün alıyorsunuz ama normalinde daha pahalıya satılıyor. Yani indirimde satıyorlar. Üstelik yine %19 vergi çekmeniz lazım. Ben çünkü bende vergi var. Türkiye'de izleyen kişilerde vergi yok. Sanırım Türkiye bu konuda Star Citizen'de şeysinde sanırım bir tek Türkiye'de vergi ödenmiyor. Fransa'da ödeniyor, Almanya'da ödeniyor, Amerika'da da ödeniyor. Başka ülkelerde bilmiyorum ama bu üç, yani Avrupa'da hep vergi var. Yani bu gemileri alırken ama tek Türkiye'de yok. Bu da ilginç. Okey. Yani bu kadar arkadaşlar. Bugün başlıyor işte Elibik. Hatta başladı aslında. Sayfaya gidince görebilirsiniz. Eğer dediğim gibi oyunu merak ediyorsanız beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Twitch'te de arada bir yayın açıyorum. Ve Starfield konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapayım mı birkaç tane video? Açıklama bölümüne yazarsanız sevinirim. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.